Herkese selam. Çok sık film izleyenler bilir ki şöyle hem dumanı üzerinde taze, güncel hem de seyir keyfi yüksek iyi bir film bulmak biraz zordur. 2021'in 7. ayındayız ve bu 7 ay içinde pek çok yeni film vizyona girdi. Fakat 2021 yapımı iyi filmler bulmak istediğinizde maalesef çoğunlukla hep şu tarz filmlere rast gelirsiniz. Ben de biraz da bu durumdan da rahatsız olarak sıvadım kolları ve size bu yıl içinde izlediğim birkaç 2021 yapımı film tavsiyesi hazırladım. Hadi gelin şimdi izlemenizi istediğim ilk tavsiyem Oksijen ile başlayalım. Filmimiz bir tek mekan filmi. Bu yüzden kapalı alan fobisi olanlar için bu film biraz sorun yaratabilir. Baştan söyleyeyim, sonra tadımız kaçmasın. Kapalı bir odada gözlerini açan bir kadını izliyoruz. Kendisi ben burada ne yapıyorum diye geçmişi hatırlamaya çalışırken birden fark ettiği azalan oksijeni içinde bir mücadele vermek zorunda kalıyor ve filmimiz de böylece başlıyor. Tek mekanlı filmlerdeki en büyük etken izleyicinin heyecanını korumasını sağlayıp onu sonuna kadar peşinden sürükleyebilmek. İşte bu film bende tam olarak bunu başardı. Hatta yer yer başrolün yerine kendimi koyup ben olsam ne yapar, nasıl davranırdım diye düşünüp gerildim bile. Eğer farklı ve güncel bir bilim kurgu arıyorsanız bu filmle bir şans verin derim. Bu yıl içinde çıkan ve mutlaka izlemenizi istediğim bir başka tavsiyem ise Netflix imzalı belgesel tadında çok çarpıcı bir yapım. Şöyle düşünün, genç bir yönetmen iyi bir belgesel çekme umuduyla biraz okyanusları araştırmaya başlıyor ve birden kendini çok zalimce bir düzenin ortasında buluyor ve gördüklerini de kayda almaya başlıyor. Bu yapım beni gerçekten etkilemeye başardı ve bu arada bu yapımda izleyeceğiniz her şey de tamamen gerçek. İzleyin, etrafınızdakilere de izletin ve birileri mücadele ediyordur ya muhakkak diye düşünerek hiç adım atmadığımız bu acı olayların nasıl büyük bir felakete doğru gittiğini çarpıcı bir şekilde görün. Kaan demişti dersiniz. Bir sonraki tavsiyem ise gerçekten efsanevi bir hazinenin bulunmasından sonra dünyanın en güvenli kasalarından biri olarak kabul edilen İspanya Devlet Bankası'na konulmasını ve bu kasadan bu hazineyi çalmaya çalışan bir ekibin yaşadıklarını konu alıyor. Şimdi ben İspanya ve banka dedim diye hemen aklınıza o malum dizi geldi biliyorum ama bu filmi onunla kıyaslamayın derim. Keyifli, eğlenceli ve güncel bir İspanyol filmi izleyeceksiniz. Bir şans verin derim. Sıradaki tavsiyem 2021'in en çok beklediğim filmleri arasındaydı. Bir istila altında kalan dünyamızı ve bu kaos ortamında hayatta kalmak için çok farklı ve uçuk yöntemler keşfeden insanoğlunun verdiği mücadeleyi konu alıyor filmimiz. Açıkçası film pek çok klişe ve mantık hatası içeriyor. Fakat istila ve üzerine bir de zamanda yolculuk konularını da işleyince ortaya gerçekten farklı ve izlenebilir bir bilim kurgu filmi çıkıyor. Eğer seyir keyfi yüksek ve şöyle yeni, güncel bir bilim kurgu arıyorsanız bu filme bir şans verin derim. Ayrıca bence bu filmin alt metninde çok farklı göndermeler, mesajlar da yer alıyor. Onları da şu içerikte size anlatmaya çalıştım. Göz atmak isterseniz linki de aşağıya bırakacağım. Sıradaki filmimiz ise eski bir özel kuvvetler askerinin girdiği zaman döngüsünde yaşadıklarını konu alıyor. Adamımız aynı günü tekrar tekrar yaşıyor ve bir yandan bunun nedenini bulmaya çalışırken diğer yandan da zaman ile sıkı bir mücadele etmek zorunda kalıyor. Film seyir keyfini artıracak kadar espriler içerirken bir de çoğumuzun ilgiyle izlediği o kısır döngü konusunu işliyor ve gerçekten ortaya elle tutulur, izlemeye değer eğlenceli bir yapım çıkıyor. Birkaç keyifli vurdulu kırdılı sahnede işin tuzlu biberi oluyor. Tabii ki de bir şaheser değil fakat her şeyi dozunda ortalamanın üzerinde bir filmdi benim için bu. Bir göz atın derim. Bu tavsiyem ise bir ay önce hazırladığım John Wick benzeri 7 film başlıklı şu videomuza da yer vermiştim. Filmimiz kendi halinde işine gidip gelen düz bir aile babasının evine giren hırsız olayından sonra ipleri koparıp içindeki diğer yanını ortaya çıkarmasını konu alıyor. Az önce de söylediğim gibi John Wick ile bu filmin senaristi aynı. Bu yüzden yer yer John Wick tadı alabilirsiniz. Şöyle aşırı etkileyici, tadı damağınızda kalacak bir şeyler izlemek istiyorsanız bu tavsiyemi es geçin derim. Fakat şöyle bol vurdulu kırdılı seyir keyfi yüksek bir şeyler arıyorsanız da bu filme mutlaka bir şans verin derim. Son olarak eğer animasyon filmlerle aranız çok iyi değil ise en yakın zamanda bu ön yargınızı yıkın derim. Çünkü gerçek oyuncuların olmadığı sadece dijital ortamda yapıldıkları için bu işlerde emeği geçenler duygulara daha çok ağırlık veriyor ve animasyon filmler duygu açısından çok yoğun olabiliyor. İşte bu filmde benim izlediğim iyi animasyon filmlerinden biri oldu. Film ejderhalar ve insanların bir arada yaşadığı zamanları ve yaklaşan bir kötülüğü konu alıyor. Animasyon filmlerini seçerken çizimlere ve gerçekten sağlam bir alt mesajı olup olmadığına bakıyorum. Neredeyse tüm animasyon filmlerinin zaten kolayca sonunu tahmin edebiliyoruz. Fakat bunu aktarırken sürükleyici olması ve gerçekten de sağlam bir mesajı olması önemli. Bu film bu yönden benim beklentilerimi karşıladı diyebilirim. Şöyle ailece izlenebilecek, keyifli, bol maceralı ve anlatmak istediği bir şeyleri olan iyi bir film izleyeceksiniz. Bir hafta sonunda şans verin derim. Bu listede bonus olarak yer vermek istediğim 2021 yapımı tavsiyem ise daha önce birincisini izlediğimiz A Quiet Place filminin devam filmi olan A Quiet Place 2. Belki de biraz da kendimi bu sessiz dünyaya koyup ben neler yapardım acaba diye düşünebildiğim için olacak. Ben bu sese duyarlı yaratıkların kol gezdiği dünya fikrini çok ilgi çekici buluyorum. Bu yüzden serinin ikinci filmini de izlenebilir buldum. Temeldeki fikir çok başarılı olunca film bazı mantıksızlıklara rağmen bir şekilde kendini izletiyor. Hepsi de yeni çıktığı için bu her biri de güncel filmler hakkında düşüncelerinizi olumlu olumsuz yorumlarınızı çok merak ediyorum. Aşağıya yazmayı ve ayrıca
kanuntavsiyesi.com'da 7/24 modunuza göre film tavsiyesi bulabileceğinizi de unutmayın. Hadi iyi seyirler.